Özel Ordu Medikal Park Hastanesi herkes için sağlık programını sunar. Herkese iyi akşamlar. Herkes için sağlık programında. Bu hafta yine beraberiz. Bu hafta çok önemli bir konum var ama konumdan önce şunu bahsetmek istiyorum. Malumunuz bu yılın son programına çıktık ve bu programı da biz genellikle önceki yıllarda olduğu gibi yine operatör doktor Sayın Nükhet Saim hocamla yapacağız ama değerli konuğum sağ olsun hiçbir zaman bizi kırmıyor. Hem programın bitişinde hem de başlangıcında davetimize icabet ediyor ve geliyor. Buradan bir kez daha sizin nezdinizde teşekkür ederek programa başlamak istiyorum. Tabii onu tanıyorsunuz. Çok yenilikler yaptı şehrimizde, daha doğrusu Ordu Giresun yöresinde. Çok güzel başarılara imza attı. İsterseniz tekrar bir onunla konuşmaya başlayalım ve yılın son programında da daha farklı akışlar olacak. Çok güzel sorularımız var. İnşallah keyifli bir program geçirmeniz dileğiyle. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fuat Bizler Hocam. sizi tanıyoruz. Aslında Evet. bu coğrafyada çok iyi tanınıyorsunuz yaptığınız işlerle. İsterseniz Nükhet Saim kimdir? Bir kez daha bir tanıyalım. Ondan sonra programımıza Tabii devam ki. edelim. Öncelikle sizinle program yapmaktan her zaman çok fazla keyif alıyorum ve her zaman da katılmak Teşekkür istiyorum ederim. siz de biliyorsunuz. 1981 yılında Kars'ta doğdum. İlk ve orta eğitimimi İzmir ve İstanbul'da tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi'nin tıp fakültesini tamamladım. Aynı fakültede göz hastalıkları ihtisasımı yaptım. Daha sonra Ordu'da 10 yıl devlet hastanesinde, daha sonra çeşitli özel sektörlerde çalışarak bugüne Şimdi geldik de diyelim. birlikte devam Evet, ediyoruz. evet. Peki Nükhet Hocam, şimdi tabii kendi özelinizde birçok yeniliğe imza attınız dedim ama Evet. aslında nasıl diyeyim, Giresun ve Ordu'da buna ihtiyaç var mıydı? Yani nasıl bir platforma geldiniz? Yani şimdi akıllı mercek, egzami, lazer deyince Nükhet Saim akla geliyor artık. Bir Evet. tabiri caizse yanlış söylemek de istemiyorum. Bir marka oldu bu iş, özellikle sizin tanıtımınızda. Belki de dünyanın trendini biz artık buraya getirdik sizin Evet. sayenizde. Böyle bir şeye ihtiyaç var mıydı? Ya da nasıl anlatayım, böyle ya burası için lüks kavramlar mı? Aslında hiç öyle düşünmedim. Böyle bir şeye 10 yıldan beri ihtiyaç vardı. Keşke daha önce birileri bu işi başlatsaydı. Belki işim çok daha kolay olurdu. Çünkü hiç bilinmeyen bir yerde bir işe sıfırdan başlamak gerçekten çok zor. Hem o insanlara bunu anlatmak, bunun korkulacak bir şey olmadığını, hem de yani bunu yaymak, bilinirliğini arttırmak, bunlar gerçekten çok yorucu şeyler ve biz de çok başlarda zorlandık. Ama hem yönetim arkamızda durdu, kurum arkamızda durdu. Ben de elimden geleni yaptık. Hepimiz bir şekilde bunu oturttuk diye düşünüyorum. Hocam, değerli hocam, şimdi aslında akıllı mercek özelinde, egzami lazer üzerinde konuşacağız ama Evet. ben kendi deneyimimi müsaadeniz olursa paylaşmak Tabii ki. istiyorum. Malumunuz hekimler olarak endoskopik işlemler yaptığımız için gözümüzde çok fazla yorulmalar ve kendim de ara ara size Tabii. tarif ediyorum. Problemler yaşadığımızı söylüyoruz. Bazı arkadaşlarımız da sizin sayenizde bu akıllı mercekle nasıl diyeyim, böyle tanıştıktan sonra cerrahi operasyonlarını çok çok iyi olduklarından bahsetmeye başladılar hekim arkadaşlarımız. Size de geri dönüş oluyor mu? Yani nasıl diyeyim, böyle vatandaştan geliyordur ama kendi arkadaşlarınızdan da böyle geri dönüşler çok oluyor mu? Oluyor Fuat Hocam. Zaten şöyle hani bir kere bu akıllı mercek hasta bize geldiği zaman ben akıllı mercek ameliyatı olmak istiyorum dediği zaman bunun bir saatlik bir muayenesi var ve hastanın da bize çok şeffaf olması gerekiyor. Yani bütün alışkanlıklarını, bunun içinde alkol var, sigara var, maddeler var, var da var. Yani çok şeffaf bir biçimde, işte ne kadar kitap okuyor, araba ne kadar kullanıyor gece, biz bir saatlik bir konuşma yaparız hastayla. Eğer hasta gerçekten şeffaf bir biçimde bizimle bütün her şeyi paylaşırsa, kullandığımız aletler de zaten siz de biliyorsunuz en son teknoloji. Yani şu an Amerika'da ne kullanılıyorsa, Wyss Eye Enstitüsü'nde ne kullanılıyorsa Londra'da, şu an Ordu'da o kullanılıyor. Birebir aynısı. Koyduğumuz mercek aynısı. Kullandığımız teknik cihazlar aynısı. Bunu üçlü düşünün. Yani kullanılan malzemeler, hastanın şeffaf olması ve hekimin tecrübesi. Bu üç ayakta bir sorun yoksa işlemlerimiz çok güzel oluyor tabii ki. Bir de Nükhet Hocam, şimdi bu dediğimi lütfen yanlış anlamayın. Malumun basında artık özellikle bazı alanlarla ilgili birçok suistimal vakaları çıkmaya başladı. Ancak gel gelelim,
gördüğüm kadarıyla sizin alanın sınırları o kadar belirgin ki evet. insanlar nasıl diyeyim böyle istese de bu sınırları aşamıyorlar. Yanlış mı düşünüyorum? Mesela Amerika'da dediniz, İngiltere'de evet. dediniz. Endikasyonlar neyse Türkiye'de de evet, endikasyonlar birebir. Aynı değil evet, mi? Evet, ya burada birebir. Biz sizin işte Nüket Hanım'a göre, Fuat Bey'e göre Hayır. bir esnetme olasılığımız yok. Doğru Hayır. mudur? Zaten şöyle, eğer endikasyondan şaşarsanız ya da şöyle endikasyon alanınızı çok fazla genişletirsiniz sorunlar o zaman çıkıyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani hastanın gözü uygun değildir mesela ya da arada kalmışsınızdır. Hadi yapalım demişsinizdir. O hastada sorun çıkacak. Ya da hasta sizden bir şey saklamıştır. Olabiliyor. Yani alkolle ciddi bir bağımlılığı vardır. Ya da madde kullanıyordur. Yani bunların hepsi bizim için çok önemli. Bunları sizden saklamışsa bir sorun olacaktır. Ya da hekim tecrübesizdir. Çünkü akıllı mercek katarakla tamam aynı yöntemde yapılıyor ama onun hesaplaması çok çok farklı. Hasta uzağı ne kadar kullanıyor? Uzağı ona göre ayarlıyoruz. Yakını ne kadar kullanıyor? Ona göre ayarlıyoruz. Sosyokültürel seviyesi nedir? Çok kitap okur mu? Çok yolculuk yapar mı? Hani bunun ayarlaması akıllı mercekte çok çok farklı. Eğer hekim buna hakim değilse, maalesef şununla karşılaşıyoruz. Hani senin gözüne akıllı mercek olmaz deniyor. Hastanın o şansı elinden alınıyor. Aslında bu çok yanlış. Yani hakim olmasanız bile yönlendirebilirsiniz. Başka merkezlere, başka şeylere yönlendirebilirsiniz. Bizim en sık karşılaştığımız problem o. Bir de değerli hocam, hani bizim tıp literatüründe şöyle bir şey vardır. Kulaklar çınlasın, bizim ERCP konusunda duayen olan bir Burhan hocamız var. Şöyle der kongrelerde. Endikasyon muğlaksa komplikasyon mutlaktır der. Evet. Yani bizim de endikasyonlarımızı evet. aslında nasıl diyeyim böyle kişilere göre değiştirirsek böyle uluslararası ölçütlere göre değil de kişilere göre değiştirirsek muhasa bizim de başımız ağrıyacaktır evet. yani bu konuda. Evet. Bu manada sizi de takdirle karşılıyorum. Çünkü bilmiyorum yani haddimi de aşmak istemiyorum. Hastayla olan ilginiz özellikle bu girişimsel işlemlerde çok uzun oluyor. Ve bu Tabii. manada da başarıyı getiriyor sanırım yani, bu. Yani Fuat Hocam tabiri caizse sizin de oluyordur. Benim şöyle bir lafım var, nikah kıyıyoruz gibi bir şey oluyor açıkçası. Hı-hı. Çünkü o hasta her şeyde size ulaşmaya çalışıyor. Gözünde herhangi bir kızarıklık oluyor. Hiç mesela yaptığınız işlemle de ilgili değildir ama size o kadar bağlanmıştır ki hasta. Siz hani telefonlarına cevap veriyorsunuz, WhatsApp'tan mesajlarına cevap veriyorsunuz. Aranızda bir bağ oluyor hastayla. Eğer sorun yaşarsanız hastayla, düşünün yani sıkıntılı sorunlar çıkıyor. Peki değerli hocam, Türkiye'nin birçok coğrafyasında çalıştınız. Evet, yani evet. gelişmişlik indeksi yüksek olan, düşük olan ve tabii Aynen, ki Ordu Giresun'da da çalıştınız. Bir şöyle baktığınız zaman bu yörenin hastalarının size geri dönüşü nasıl? Benim gördüğüm kadarıyla size karşı inanılmaz bir bağlılıkları var. Evet. Niye? Çünkü belki de onların en özel şeylerinden biri, organlarından biri göz. Hı-hı. Çünkü vizüel bir organ. Yani biz o algıyı alamazsak birçok şeyi işleyemeyeceğimiz. Evet. Ondan dolayı size karşı bir bağlılıkları var. Yanlış mı düşünüyorum? Fuat Hocam doğru düşünüyorsunuz ama size şöyle söyleyeyim. Ben Muş'ta da 1,5 yıl çalıştım. Hı-hı. Yani Muş'taki hastalarım da bana çok bağlıydı. Herhalde bu bizim kişisel özelliklerimizden çok. Hekimlik kimliğimizle de ilgili. Yani hastayla, hasta sizin samimi olduğunuzu düşünüyorsa, gerçekten ona yardımcı olabilmek için uğraştığınızı görüyorsa hastayla aranızda bir bağ oluyor. Bunu hasta gidiyor, dolaşıyor, hocam biz size yeni size geldik oluyor. Yani o Muş'taki hastalarımla hala konuşuyorum. Ben 10 yıl önce Muş'ta çalıştım. Hala arışıyoruz, konuşuyoruz. Bana Facebook'tan mesaj atıyorlar. Burada da öyle, keza öyle. Hani şey yapamam, ayıramam. Muş böyleydi, Ordu böyleydi. Hastalarımla çok şükür aram çok iyidir. Değil mi? Evet. Hocam bir de şöyle, hekimlik o kadar güzel bir meslek ki. Malumunuz evet. yakın zamanda demeyeyim de bundan bir 3-4 yıl önce hastanın biri çıktı geldi bana. Hüseyin amca, Allah rahmet eylesin. Başka hastalıktan dolayı bir problem yaşadı ama ben Hatay'dayken kendisinin kanamasına müdahale etmişim. İşte. Divertikül kanamasına. Tekrar kanayınca demiş ki o doktoru bulun, beni oraya götürün. İnsanlar da internetten araştırmışlar, çıktılar geldiler. Tabii bu sefer çok ağır kanıyordu. Hı-hı. Çok biz faydamız olmadı ama cerrahiye verdik. Şunu demek istiyorum, yani hekimlik böyle güzel evet. bir meslek. Yani insanların en zor anlarında onlara müdahale ettiği zaman o insanları onu unutmuyorlar. Yani o mesleki tatmin olayı gerçekten en yüksek mesleklerin başında geliyor bence hekimlik. Hem kutsal. Evet. Yani her ne kadar son dönemde birçok sıkıntımız olsa da umarım aşacağız umarım. Hep birlikte değil mi? Evet. Peki değerli hocam, şimdi isterseniz lazerden başlayalım. Tamam. Niye lazerden başlıyoruz? Artık çok güncel bir konu. Evet. İnsanlar size çok sormaya başladılar ve son dönemde de gençler artık gözlük takmak istemiyorlar evet. yanlış görmüyorsam. Evet, ve size çok uğrayan insan var. Evet. Şimdi bu gözlük
de lazer derken, göz için lazer uygulaması dediğimiz zaman nelerden bahsediyoruz? Yani lazer dediğimiz zaman kaç türlü lazer uyguluyorsunuz? Şimdi bunu bana çok soruyorlar zaten Fuat Hocam. Yani bu hastalar, genç hastalar zaten bunların hepsini bilip didikleyip gelmiş hastalar oluyor bu Z kuşağı. Lazer ana başlık dersek Excimer lazer ana başlıktır lazerin. Bunun alt tipleri var. No touch lazer, PRK lazer, LASIK, SMILE, LASIK diye bir sürü alt tipi var. Aslında bu alt tipler hepsi korneanın uygulanma yerine göre değişiyor. Şimdi biz no touch ve PRK lazer yapıyoruz. Bu kornea yüzey ablasyon lazerleri. Yani korneanın yüzeyini yapıyoruz. İşte femtolasik var. Korneanın flap kaldırarak iç yüzeyini yapıyoruz. SMILE var. Korneadan lentikül çıkarıyoruz. Yani bunlar farklı jenerasyonlardır. Bunlar hepsi. Biraz teknik konular değil mi hocam? Evet, yani hastanın evet, çok şey ama nasıl diyelim böyle kişiye göre uygulanması gereken zaten bir şey. Zaten şöyle biz hastaya tamam karar verdiğimiz zaman o lazer seçimini biz ona bırakmıyoruz. Hani bu olsa iyi olur. Yüksek astigmat var mesela. Ha sana şu lazeri yapalım. Düşük astigmatlar var, düşük miyopları var. Sana şunu yapalım. Hipermetropisi yüksek, sana şunu yapalım. Bu seçimi çok fazla hastaya bırakmıyoruz. Hastalar bize hani şu olsun, bu olsun diye gelirler ama biz hangisi uygunsa ona yönlendiriyoruz. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Mesela şimdi ben bir tarla var. Bu tarlaya tohum atacaksınız veya ürün bekliyorsunuz. Bu ürünü tespit edebilmek için daha önceden işte orada yetişmiş ürünlere bakıyorsunuz. İklim koşullarına bakıyorsunuz. Tabii. Yani harala göre ben burada patates ekeyim, burada patates olur olmaz. Gibi düşünmüyorsunuz değil tabii, mi? Tabii ki de. Nüket Hocam yani o topografi dediğimiz o yerleşke çok önemli sizin açınızdan. Çok önemli çünkü burada biz hani kişiye özel lazer yapıyoruz. 18 yaşına yaptığımız lazerle 39 ya da 45 yaşına yaptığımız bir hastaya lazer aynı değil. 45 yaşındaki hastaya biz monovizyon yapıyoruz. Hani bu ne demek? Çünkü biz bunu hastalara da anlatıyoruz kabaca. Şimdi 45 yaşına gelmiş yavaş yavaş yakında da zorlanıyor. Bir gözün uzağı ayarlıyoruz, bir gözün yakını ayarlıyoruz. Yani hastamız yakın zamanda da yakın göze ihtiyaç duymasın diye. Ama 18 yaşındaki bir hastayı tamamen sıfırlıyoruz. Hani uzağı net görebilmesi açısından. Yani yaş aralığına göre de lazerdeki o nomogram dediğimiz işlemlerin matematiksel hesabını biz yapıyoruz. Peki hocam şöyle sorayım, öyküsüne baktığımızda bu uygulamaların kaç yıllık bir geçmişi var? Yani bunlar çok yeni teknolojiler mi yoksa gün ve gün teknolojiler değişiyor mu? Aslında çok çok fazla yeni diyemeyeceğim ben. Bu Excimer lazer 50 yıldır neredeyse FDA onaylı bir işlem. Hı hı. Türkiye'de de ben asistanlığımın başından beri bir Excimer lazer var. Hatta orada ilk ayak bastığımda ben 10 yıl önce devlet hastanesinde çalışırken o zamanki hani yönetime de söyledim kendi kamu hastanenin hani Excimer lazer yapalım. Çünkü gelecek bunlar. Hani göz için konuşuyorum, kendi branşım için konuşuyorum. Kurslara gidiyordum, Excimer lazer kurslarına gidiyordum. O zaman akıllı mercek yeni yeni doğuyor açıkçası. Kurslarına gidiyordum ama insanlar gülüyordu. Hani Nüket sanki orada Excimer lazer gelecek. Geldi, yapıyoruz. Yani biraz daha böyle vizyonumuzun da geniş olması gerekiyor. Şimdi değil de bir 10 sene sonrasını biraz hissetmek gerekiyor. Şöyle soralım. Peki mesela ben geldim, genç yaştayım. İşte gözümde problem var, miyopim var. Hocam bana Excimer lazer uygulamanızı istiyorum. Uygun muyum, değil miyim? Bunu nasıl anlıyoruz hocam? Nasıl belirliyoruz? Başta tabii ki tam oftalmolojik muayenenizi yapıyoruz. Yani korneanızın ön yüzeyinde görmeyi azaltacak bir problem var mı? Göz tansiyonlarınız, retinanız nasıl bir problem var mı? Bunları yaptıktan sonra oftalmolojik muayenenizi bazı testlerden geçiyorsunuz. Eğer bu testlerde tamam, okey derse, bu hastanın gözü Excimer lazeri uygun derse yapıyoruz işlemimizi. Peki işlem ne kadar sürüyor ortalama? İşlem kısa sürüyor. Yani işlem aslında lazerin kendi süresi yaklaşık saniyelerdir. Yani maksimum sürdüğü bir göz 29-30 saniyedir. Diğer gözü de 29-30 saniyedir. Ama hani içeriye girdisi çıktısı bir 15-20 dakikayı buluyor tabii ki. Herhangi bir yan etkisi var mı? Korkmamız gereken bir durum var mı? Şimdi şöyle tabii ki bunun şimdi bir saatlik bir muayenesi vardır. Biz hadi gelelim seni yapalım gibi değil. Arada kaldığınız hastaları bile burada yapmıyoruz. Yani göz tamamen %100 uyumlu olacak. Ama burada uyguladığımız yöntem no touch ve PRK lazerdir. Bunda ne oluyor? Birkaç gün yanma batmalar oluyor ki bu herkese değişken. Bazı hastalarımız hocam diyor yanma batma dediğiniz zaman ben de çok fazla olmadı. Bazı hastalarımız da diyor ki hocam iki gün çok fazla yanma batmam oldu. Olsa bile iki gündür ama. Yani 3-4. Günler hastalarımız genellikle rahatlıyor. Hocam bir de şunu sorayım. Mesela yıllardır gözlüğe alışmış bir grup var. Çocukluğundan tabii. itibaren mesela hekim arkadaşlarımıza da uyguladınız evet. malumunuz biliyorum ben onları. Mesela bir süre sonra arkadaşlar demiyor mu ya ben sabah kalktığımda gözlüğümü arıyordum artık böyle ilk başta böyle gene o alışkanlıklar oluyor herhalde demezler değil mi? Demezler mi diyorlar yani bazı hastalarımız hocam üstümü çıkarırken elim hep gözüme gidiyor gözlüğümü çıkarmak için. Ama tabii bunun konforu çok fazla olduğu için
zamanı unutuyorlar. Hızlı alışıyorlar değil mi çok hocam? Hızlı. Yani insanoğlu çok hızlı alışıyor zaten. Hiç gözü kullanmamışım gibi diyorlar bize geldiklerinde. Peki bir hastaya uyguladınız. Sonrasında ihtiyaç olduğunda yine uyguladığınız vakalar oluyor mu? Yoksa ya bir kere uygulanır bir daha uygulanmaz mı? Şu ana kadar olmadı. Yani şu ana kadar bizim ikinci bir lazer gereksinimi olan hastamız olmadı. Ama hani tekrar ilerleyen dönemlerde lazer olabilir mi? Tabii ki de olabilir. No Touch ve PRK lazerde bu mümkündür. Hani diyelim 15 yıl sonra hastanın numaraları geri geldi diyelim ki bu çok çok düşük bir ihtimaldir yalnız. O zaman da No Touch lazer ve PRK lazer yüzey ablasyonlar uygulanabilir. Tekrar gözlük takmak zorunda olan bir hasta grubu falan oluyor mu hocam? Şu ana kadar başımıza gelmedi açıkçası. Hı hı. Ama her ihtimali hastaya da yine söylüyoruz öyle yani değil mi? Şimdi şöyle tıptayız. Hani hastalık yok, hasta var. Bir sizde de aynı şekilde. Bir de makine değil değil mi hocam organ? Evet yani makine değil yani her zaman tedbirliyiz. Siz de öyle bir işlem alırken sonuçta tüm şeyleri anlatıyorsunuz. Bilmek evet. zorunda hasta. Biz de öyle aynı şekilde. Hani çok çok düşük bir ihtimal olsa da bu ihtimal var. Bunu her zaman söylüyoruz. Hasta işlemini yaptırdı, hı-hı. evine gitti. Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunlar da önemli herhalde evet, değil mi klinik açıdan? Tabii tabii çok önemli. Hastanın yani biz işlem yaptık bitti değil. Hasta da ondan sonra kendi yapması gerekenleri yapacak ki sonucumuz güzel olsun. İlk gün 24 saat biz zaten kendi hastanemize %100 ultraviyole bir gözlük veriyoruz. Bunu ilk gün gözünden çıkarmasını istemiyoruz. Daha sonra daha hızlı iyileşmesi için gözüne bir kontak lens takıyoruz ve 5. günde kontak lensi biz alıyoruz ve damlaları var. Damlaları kullanacak. Yani bu böyle tamamen hayatı kısıtlayan bir durum değildir. Hani böyle evde yatıp kalkma gibi bir durum değildir. Ama hastanın da damlalarını çok iyi kullanması gerekiyor ve dediğimiz şeyleri hani gözünü ovuşturmaması gerekiyor. Deniz havuz olayına bir hafta 10 gün dikkat etmesi gerekiyor. Banyo yapmaması gerekiyor. Bu tür hani çok kısıtlayıcı değil ama dikkat etmesi gerekiyor. Herhangi bir komplikasyonu var mı hocam? Uzun vadede veya orta vadede? Eğer şöyle, diyelim ki o lazer uygunluk testleri çıktı hastada, subklinik keratokonus var. Siz yine bir şey olmaz der, yaparsanız lazeri. Klinik oluşturmayan bir, nasıl evet, diyeyim, konileşme subklinik. Diyelim değil mi? Yani şimdi şöyle, hastanın korneası aradadır. Hani kornea kalınlığı diyelim. Hani yapılabilir de yapılabilir ama kurvatür bozuk. Hani o sizi, siz zaten baktığınızda ama tamam kornea kalınlığı yeterli, ben buna yapayım dersiniz eğer, bu hasta bir sene sonra size keratokonusla ciddi bir şekilde gelebilir. Dediğim gibi yani o testler çok önemli bizim için. O testler %100 uyumluysa komplikasyon yok. Görmüyoruz değil mi? Evet. Peki değerli hocam şimdi diğer önemli bir konumuz. Aslında yani ben ikinci yarıda buna girmeyi düşünüyorum ama çok güzel sorularımız var. Yani evet. hatta bu soruları da o kadar güzel bir yerden almışız ki dünyanın en güzel ilçelerinden biri, şehirlerinden biri Perşembe'den tam yerine gitmişiz. İnanılmaz güzel sorular gelmiş. Ben sorulardan çok keyif alıyorum. Tabii sizde yaptığımız programda sorular yoktu. Hep telefonda evet, alıyorduk. Ama evet. bu artık soruya döndükten sonra gördük ki hastalarımız daha güzel sorular soruyorlar. Ne güzel. İnşallah onları da alacağız ama isterseniz biraz da akıllı mercekten bahsedelim. Tamam. Akıllı mercek ne kadarlık bir öyküsü var? Nasıl çıktı? Nedir? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Akıllı mercek ben kamu hastanesinde de yaptığım bir işlemdi. Yaklaşık yani Ordu'da aktif olarak bir 6-7 yıldan beri uygulanan bir işlemdir akıllı mercek. Neye binaen doğdu derseniz, şimdi hastalar 45 yaşından sonra yakın gözlüğü kullanıyor. Ama herkes kullanmak istemiyor. Yakın gözlüğü de duran bir şey değildir. Numarası yıl ve yıl artan hani 1, 2, 3, 4, 5 numaraya kadar artan bir süreci var yakın gözlüğün. Hastanın uzağı da bozuk olabilir ya da olmayabilir. Yakın gözlük kullanmak istemiyorsa elimizde tek seçenek kalıyor ki egzama lazer çok çok uygun değil bu hastalara. Yaş biraz daha orta yaş ve ileri olduğu için akıllı mercek tedavisini öneriyoruz. Hı hı. Gözlükten hani hem uzak hem yakın gözlükten. Tamam. Nasıl bir şey hocam? Yani şimdi bunu akıllı derken biz birçok odağı mı var bunun? Baktığımız yere göre şekli değişiyor mu? Şekilleri nasıl bir yöntem bu? Aslında ben de kendime şaşırıyorum. Bu işlem iç çıktığında akıllı mercek deyince çok kızıyordum. Hani bunu akıllı mercek demeyin diye. Trifokal mercekti şu anki günümüzdeki. Önce çok odaklı olarak çıktı. Çok odaklı olması bazı dezavantajları getirdi. Işık yansıması çok olduğu için. Ondan sonra bu odak sayısı düşürüldü. Trifokal. Şu an günümüzde dünyanın en son teknoloji trifokal merceklerdir. Aynı katarak ameliyatı yapılır gibi yöntemle yapıyoruz. Gözün içine fako aletiyle giriyoruz. Katarakt olmuşsa, kataraktı da olmaması hastanın kendi lensini temizleyip yerine 3 odaklı suni merceğimizi koyuyoruz. Peki bu odakların her biri bir yerde mi nükleotit hocam yoksa aynı lens üçünü de vazifesini görüyor mu? Aynı lens şimdi şöyle, şimdi merceği koyduk ameliyat esnasında. Bunu biz koyduktan sonra mikroskopta bir ayarlama yapmamız gerekiyor.
Bu lenslerin ortasında fibronektin var. Yani lensi koyduğumuz arka kapsülü tamamen yapışıyor. Biz baktığımızda tam ayarladık diyelim. Üstüne böyle hafifçe bir tık diye bastırıyoruz. Orada yapışıyor. Ve lensin kendisinde 3 odak var. 1, 2, 3. Lensin kendisi odaklı. Yani yukarı karşıya bakışta orta odaktan bakıyor. Orta mesafeye baktığınızda tamamen aradaki odaktan, yakın mesafeye baktığınızda da farklı bir odaktan bakıyor. Buna göre tamamen manipüle edilmiş, entegre edilmiş bir sistem. Aslında müthiş bir şey düşünüyorum. Peki hangisi benim için uygun? Bunu nereden biliyorsunuz? Yani mesela ben belli bir yaşı geçtim. Katarak problemi belki olacak gelecekte. Ben hemen bunu yaptırmam gerekiyor mu yoksa ihtiyaca binaen mi? Şimdi şöyle, tabii ki sizin yaş grubunuz için söylüyorum, ihtiyaca binaen. Sizin yaş, yani 45 ile göre değişiyor, 60 değil mi yaşında. Şimdi bu akıllı mercinin bir sürü çeşidi var açıkçası. Ama genellikle Ordu bölgesinde benim bu işle uğraştığımdan beri hastalar bana hep şöyle geliyor. Ben yakın gözlüğü kullanmak istemiyorum diye geliyorlar. Hepsi hiç şaşmıyor. O zaman elimizde yakını çok iyi gösteren mercekler var. Onları uyguluyoruz. Ama hasta bize gelse, hani yakını idare ederim ama uzağı da görmek istiyorum. Yani çok mercek çeşitleri var. Bunu da hastayla konuşarak biz hangi mercek hastaya uygun, bunu planlıyoruz. Uygun muyum peki değerli hocam? Muayene etmem lazım. Muayene etmemiz gerekiyor tabii değil mi? Yani buradaki muayeneler de yine nasıl diyeyim, göz kaslarımıza göre, şeye göre değişiyor hepsi mu hocam? Hepsi ve anamnez Fuat hocam. Anamnez çok önemli bizim için. Benim hastalarıma bakıp şimdi geriye dönüp akıllı mercek yaptığım hastaları böyle bazen tek tek ben kendi bilgisayarımda bakarım. Ararım görmeleri kaç. Bunların çoğu yurt dışı hastası da oluyor çünkü. Ararız böyle şeyiniz nasıl. Genellikle anamnezde sıkıntı olmayacak. Bu benim ana kuralım mesela. Bana hasta şeffaf bir şekilde anlatacak her şeyi. Çünkü biz bunu ameliyatta hissediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hasta madde kullanıyor. Bir de yaptığı işe göre de değil mi hocam? Mesela uzun yol şoförlerinde yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şimdi hasta diş hekimi diyelim. Diş hekimi ise akıllı mercek ya da havacılıkla uğraşıyor diyelim. Onlar da akıllı mercekte çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü göz için, ağız içinde çalışırken o ışık yansımaları falan hastayı, hekimi inanılmaz rahatsız edebilir, diş hekimleri için konuşuyorum. Ya da uzun yol şoförü. Uzun yol şoföründe biraz daha ayrıntılı konuşarak, bilgi vererek bunu yapmak gerekiyor. Kronik hastalıklarım, yaşım buna engel mi hocam? Yani mesela şu yaşın üzerinde dediğimiz gruba yapmadınız falan oluyor mu? Hayır. Hasta geldi mesela 75-80 yaşında. Akıllı mercek, kataraktı da var. Hem kataraktı temizliyoruz hem de ben akıllı, yani bu yapılmışken en iyisini yaptırmak istiyorum diye akıllı mercek koyuyoruz. Hani bu akıllı merceğin bir yaş şeyi yoktur. Üst sınırı, alt sınırı gibi düşünmeyin. Ameliyat öncesi nasıl bir hazırlık yapıyoruz hocam? Ameliyat öncesi hastayı tabii önce akıllı merceğe uygunsa bir saatlik bir muayenesini yaptıktan sonra gözlerini damlalar damlatıyoruz, dilate ediyoruz. Ondan sonra ameliyat işlemini yapıyoruz. Bir saat dinlendirip taburcu ediyoruz. Bugün akıllı mercek, ezrami lazer ve sık görülen göz hastalıklarından konuşuyoruz. Programın gidişatında biraz önce de dediğim gibi, programın yarısında da söylediğim gibi bir soru bölümümüz var. İsterseniz soru bölümüne gelmeden değerli hocamla birkaç kelime daha edelim. Ondan sonra güzel sorularımızı, Şirin ilçemiz Perşembe'den aldığımız güzel soruları konuşalım. Değerli hocam, şimdi ameliyattan sonra özellikle akıllı mercek için soruyorum. İyileşme süreci çok uzun mu? Ekzamer lazerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri bahsettiniz ama akıllı mercek için de bunlar geçerli mi? Geçerli şöyle, akıllı mercek bir kere bir ameliyat. Yani ekzamer lazer bir işlem. Akıllı mercek bir ameliyat. Ve tamam, hani sonuçta yaptığımız işlemde ortalama bir iyileşme süresi var elimizde. Sizin de yapıyorsunuz bir sürü işlem. Ama bu her hastada değişkenlik gösteriyor. Bazı hastalara diyoruz, hani hasta bize kontrole geldiğinde, yaşlı hasta, katarakta var, uzun sürdü işlemi, akıllı merceğiydi. Hani görmesinin açılması diyoruz bir 15 günü bulur. Hasta geliyor bir haftada cam gibi görüyor. Bakıyorsunuz genç erkek hasta. Hani kafanızda diyorsunuz 2 günü iyileşir, bir bakıyorsunuz hasta iyileşmiyor. Yani bizim de bilmediğimiz bazı dinamikler bazen işin içine giriyor. İşte bunda anamnez. Yani anamnez. Bunun herhangi bir komplikasyonu var mı Nüket hocam? Şundan dolayı soruyorum. Yani şimdi mesela hani bir tutuculuğumuz var ya, diyoruz işte gözümüze çok müdahale ettirmeyelim, gittiği yere kadar gitsin. Böyle bir ister istemez korkularımız var. Özellikle de göz görme organı olduğu için. İnsanlar geldiğinde bu tedirginliği yaşadığını görüyorsunuz herhalde. Bugün hastamız oldu. Bugün daha çok yeni. Hastanın gözüne tabii katarak var. Hastamız yaşlı bir hasta, 92 yaşında. Ama katarak şişmiş. Fakolitik glokom yapmış.
katarak o kadar şiş ki. Yani ve bu hastayı ameliyat etmemiz lazım. Çünkü bu hasta bana 2 ay sonra şiddetli ağrıdan gelecek. Duramayacak. Bu damlalarla falan bir yere kadar müdahale edebiliyoruz. O yüzden her şeyin bir zamanı var. Yani hekiminiz size eğer kataraktınız var, ameliyat olmanız gerekiyor diyorsa bunu çok fazla bekletmenin hiçbir anlamı yok. Hani göz tamam tabii ki de hani göz çok önemli bir organ ama sonuçta biz de bunun eğitimini yıllardır yapmışız. 10 binlerce katarak ameliyatı yapmış biri olarak söylüyorum. Bekletmenin hastaya hiçbir avantajı yok. Yani bekletme, ameliyat süresi uzuyor. Ameliyattan sonra iyileşme süresi uzuyor. Yani 5 dakikada yaptığımız katarak ameliyatları da var bizim. 5 dakika sürüyor. İyileşmesi 2 gün. Belki bir gün. Ertesi gün de %100 görüyor. Bizim 1 saat uğraştığımız hastalar da var ameliyathanede. Yani gerek yok bu kadar günümüzde bu teknoloji bu kadar ilerlemişken gözüme düşüyor. Niye eziyet çekelim değil mi hocam? Çünkü yaşlanıyorsunuz. Kulağınız da duymuyor. Hareketleriniz de yavaşlıyor. Bir de görmüyorsunuz üstüne üstlük. Çin işkencesi gibi oluyor bu hastalara hayat. Peki Nüket hocam bir magazinsel soru sorayım size. Belki de aldığım notlarda bunlardan biri yok ama çok anlamlı olduğu için. Eskiden filmlerde şöyle şeyler olurdu. Bir üzüntü sonrası göze perde inme tabir ettiğimiz şeyler falan oldu. Evet. Bu günlük hayatta böyle bir şey var mı? Yani gerçekliği var mı bunun? Şöyle aslında var. Var değil mi? Şöyle diyeyim. Mesela yine bugün kontrolde öyle bir hastamız gelmişti. Takip ettiğimiz bir hastaydı. Ordu'nda bilinen isimlerinden. Bir şeye çok sıkılmış hastamız. Çok sinirlenmiş. Ve birden aynı görme ağzı yaşamıştı bu hasta bize geldi. Santral seröz retinopati. Yani şimdi bizim terimlerimiz de çok karışık olduğu için. Hani bu ne demek? Hı hı. Retina altında sıvı toplanıyor. A tipi kişiliklerde, stresli insanlarda, böyle çok titiz insanlarda biz bunu görüyoruz. CSCR dediğimiz aniden görme azalması oluyor hastada. Ve bu hastalar bize geldiğinde tamam biz onun tedavisini düzenliyoruz ama mutlaka hastayı psikiyatriye de yönlendiriyorum. Çünkü sorun başka. Sorun sizin stresli olmanız, sorun sizin sinirli bir yapınız olmanız, sorun sizin çok titiz olmanız. Asıl problem bu. Ve bu tekrar ettikçe tamam düzeliyor, bir ayda düzeliyor ama bu tekrar ettikçe ki etme olasılığı çok yüksek, bu sefer çok daha farklı bir yere gidiş olabiliyor bu seröz retinopatilerde. Keskin sirke küpüne zarar, evet, öyle mi hocam? Evet, kesinlikle. Peki değerli hocam, şimdi sorulara geçmeden önce isterseniz bu soruyu da alalım. Şimdi akıllı mercek ameliyatı olduk. Hı hı. Sonrasında hastaların herhangi bir müdahaleye veya tekrar bir gözlük kullanma ihtiyacı oluyor mu? Böyle bir şeyle karşılaştık mı şimdiye kadar? Akıllı mercek ameliyatı yaptığım ve benim kontrolümde olan hastaları söylüyorum yalnız şu an. Şimdi. Çünkü bazen yapıyoruz yurt dışına gidiyor, bazen yapıyoruz şehir dışına gidiyor. Gerçi ben şehir dışında olan hastalarımıza da orada arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Hani en azından gidin bir iletişime geçelim diye. Şu ana kadar öyle bir sıkıntıyla yaşamadık. Hani hı hı. Çünkü bu hastalar bana en çok yakın için geliyorlar. Ve elimizdeki merceklerin de yakın keskinliği çok iyi olduğu için hastalarımız yakında bir sorun yaşamıyorlar. Böyle bir şey çok olası değil gibi, evet, duruyor. Evet, hesaplama. Evet değerli hocam, isterseniz biraz önce deklarasyonunda yaptığımız gibi memleketin en güzel ilçesi diyelim. Türkiye'de de yaşanacak 4 ilçeden biri Perşembe. Olarak. Perşembe. Benim de özellikle pozitif ayrımcılık yaptım. Çünkü inanılmaz bir coğrafya. Yani inşallah böyle kalır, bu kadar güzellikleriyle muhafaza edilir. Oradan sorular aldık sizin için. Tabii tamam. Sizin geldiğinizi duyunca da oradaki değerli misafirlerimiz, seyircilerimiz çok güzel sorular sordular. Bakalım. Yönetmenimden rica edelim, soruları tek tek alalım efendim. Balık her zaman hani tüketilmeli lazım. Bunlarda omega 3 var. Göz, zihin, hani şey, zihin açıklığı birebir yaraşlı yani. Hani bir insanın en az haftada en azını söyleyeyim 2 defa balık tüketmesi lazım. Sağlıkla parlayan göze bol bol balık tüketmemiz lazım. Evet değerli hocam, şimdi çok bilindik bir profil abimiz. Ben de yakın zamanda limana gittiğimde, evet, kendisiyle bu muhabbetleri yaptık. Yani evet, sağlık problemlerinden bahsettik ama balık konusundaki hassasiyeti, hı hı, ki daha önceden değerli Emre hocamla da, nöroloji uzmanıyla da bu konuyu konuşmuştuk. çok değerli bir yiyecek, çok önemli bir besin kaynağımız. Fosforuyla, işte omega 3'üyle, evet, abimizin de dediği gibi. Sizin özelinizde, yani göz hastalıkları, evet, özelinde balığa nasıl bakalım? Şimdi şöyle, tabii balık balığın içindeki vitaminler bizim için önemli. Omega 3 deyince bizim hemen aklımıza ne geliyor? Sarı nokta hastalığı. Günümüzde sosyokültürel seviye ve uzun yaşam olduğu için sarı nokta hastalığı
en sık görme kaybı yapan hastalıkların artık yavaş yavaş başına doğru tırmanıyor. Ve bunun iki türü oluyor sarı noktalı. Bir yaş tipi oluyor ve kuru tipi oluyor. Biz burada hastalara iğneler yapıyoruz, işte sigarayı bırakmalarını söylüyoruz, tedaviler düzenliyoruz ve vitaminler. Bu vitaminlerin içinde bizim oral olarak verdiğimiz vitaminlerin içinde de yüksek doz omega 3 yatıyor. Yani hastanın beslenme şekli o yaşa kadar çok önemli. Ve balık da bunu ihtiva ediyor. Tabii. Fosfor var değil mi hocam? Kemiklere tabii, de etkisi tabii. var ama tabii göz özelinde omega 3'ü bir kez daha. Tabii retina için çok önemlidir omega 3. Çok önemli. İsterseniz diğer soruyu da alalım. Şu soruyu soracağım. Sol gözümde üveit hastalığı var. Neden oluşuyor? Tedavisi nedir acaba? Evet, çok güzel sorulardan biri. Evet. Yani üveit deyince aslında üveit nedir onu konuşalım. İsterseniz sorunun cevabını da alalım. Evet, şimdi üveit deyince tabii hani üveit çok büyük. Şimdi kitaplar yazıldı üveit hakkında. Ön üveit var, arka üveit var, pan üveit var. Evet, en sık klinikte karşılaştığımızı söylüyorum üveye ben size. Üveye dediğimiz bu şey tabakası. Gözün tabii iris tabakası, koroid tabakası. Bunların üçüne biz üveye tabakası diyoruz ve bunların iltihaplanması diyelim. Kısaca anlatalım. Dıştan bizim değil, değil, iç taraftan değil mi? İltihaplanma deyince tabii bunu vücudumuzun yaptığı bir şey gibi düşünün. Ve klinikte bizim en çok karşılaştığımız ön üveittir. Bu üveitlerin %7'si zaten sebebi bilinmiyor. Yani biz şimdi üveit saptadığımız hastaları gönderiyoruz. Dermatolojiye gönderiyoruz, romatolojiye gönderiyoruz, dahiliyeye gönderiyoruz. Hatta gastroenteroloji ile ilişkisi olanlar var. Kesinlikle ülseratif kolit, Crohn, bunlar gözü seven hastalıklar ayrıca evet. Ülseratif kolit ve Crohn. Gönderiyoruz, bazen hiçbir şey çıkmıyor. Bazen çok değişik hastalıklar da çıkıyor. Yani sebebi şudur diye o tetkikleri yapmadan buradan bir şey söylemek mümkün değil. Ha, tedavisine gelirsek tedavisi steroidli damlalardır ön üveitin. Ama eğer bu pan üveitse oral tedaviler, bazen steroidli iğneler, hangisini geçirmişse hastamız. Hastaya göre karar vermek lazım. Ama idiopatik bir grup evet. durumda var. Diğer soruyu alalım. Karadeniz bölgesinde perşembe balığıyla, hamsisiyle çok meşhur bir yöremiz. Hamsinin, balığın göze faydaları var mıdır, nelerdir? Aktarırsanız sevinirim. Evet, şimdi geldik omega 3 dedik ama hamsi ile balığı ayrı tutmak lazım. Abimiz onu söylüyor herhalde. Var mı faydası hocam? Demin söyledik. Biraz önce söylediğimiz evet, değil mi? Söyledim. Ama hamsi özelinde özel bir fayda bilmiyoruz. Bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış elimizde bir veri yok. Yaparsak balık olur. Üzerine yapılan evet yaparsak evet. olur. Evet, diğer soruyu alalım. Hocam benim gözümde bir kaza geçirdim de ben kornea yok şu an gözümde. Kornea nakli olursam gözümün iyileşme ihtimali artar mı? Çok güzel bir soru. Öyle değil mi hocam? Yani evet. Can alıcı bir soru. İsterseniz cevabını alalım. Korneam yok dedi. Korneası tabii ki de vardır hastamızın. Kornea olmadan o gözün yerinde durması mümkün değil ama korneası işe yaramıyordur. Kornea nakilleri günümüzde artık onun teknolojisi de çok fazla ilerledi ve nakilin tabii bunda asıl ana sorun kadavralar, vericiler sonuçta. Nakille tabii ki de düzelebilir. Eğer gözünün retina tabakası sağlamsa, optik siniri sağlamsa, yani sadece sorun korneadaysa, kornea nakliyle çok iyi bir görmeye sahip olabilir. Evet, cevabımızı aldık. Diğer soruyu da alalım isterseniz. Sayın doktorum, göz egzersizi göz sağlığıma iyi gelebilir mi? Yani ben o konuda bir aydınlanmak istiyorum. Hafif şey var ama çok şey değil ama göz egzersizle geçirebilir miyiz bunu? Sosyal medyada çok gördüğümüz bir şey değil mi hocam? Çok soruluyor. Yani bu inanılmaz bir bana post olarak da çok soruluyor. Hastalar da çok soruluyor göz egzersizi. Şimdi şöyle biz göz egzersizi veriyor muyuz? Öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi bilimsel kanıtlanmış göz egzersizinin gözü uyardığına ya da numaraları düşürdüğüne dair hiçbir şey yok elimizde. Ama çocuklarda biz konverjans egzersizleri veriyoruz iç göz kaslarını çalıştırmak için. Hani dışa kayması olan çocuklarda. Ama göz tembelliği için değil mi hocam? Evet, bu şaşılıklarda sadece verdiğimiz göz egzersizi budur. Yoksa hani yukarı doğru bakın, aşağı doğru bakın, sağa doğru bakın, sola doğru bakın. Bunun belli bir yaşın üzerinde çok bir etkinliği yok değil mi hocam? Yani kanıtlanmış bir etkinliği yoksa. Yok diyelim yani. Evet, diğer soruyu alalım. Doktorumuza şey sormak istiyorum. Özellikle çocukların bu dönemde çok telefonla oyun oynuyorlar. Buna gözde zararı nedir? Ne sıklıkla bakmaları gerekiyor? Yani göz bozukluğuna neden olur mu? Beyin fonksiyonlarına neden olur mu? Nokta atışı bir soru evet, Nüket evet. Hocam. Temel problemimiz. Evet, şimdi şöyle bununla yapılan bir çalışma var. Aslında bu çalışma da çok bizim camiada yankı uyandırdı.
çalışma yapmışlar çocuklar üzerinde ve işte böyle ergenler üzerinde. Bir kapalı ortamda çok fazla tablet, telefon ya da işte kitap, yazı çiziyle işiyle uğraşan çocuklar. Bir de açık ortamda bu işle uğraşan. Açık ortamda uğraşanlarda göz bozukluğu daha az. Şimdi çocuk evde sürekli tablet oynadığını düşünün ya da ders çalıştığını düşünün. Evin içindesiniz, odadasınız. Gözünüzü kaldırdığınızda her yer çok yakın. Göz gevşeyemiyor. Akalamasyonu yavaşlatamıyor yani. Ne oluyor? Göz bozuluyor. Ama açık ortamda olduğunuz zaman bakıyorsunuz en uzağa kadar. Bize şöyle bir şey de vardır. 20-20-20 kuralı vardır gözde. Yani 20 dakika yakın odaklı bir işle uğraşıyorsanız 20 saniye, bakın çok da değil, 20 saniye 20 fit uzağa bakın deriz. Ben bunu kendi çocuklarımda da yaptırıyorum. Polikliniğe gelen, hani çok ders çalışan ya da tablette çok vakit geçiren çocuklarda da mutlaka öneriyoruz. Aslında hiç tablette geçirmesini istemiyoruz ama günümüzde çok hayatın içinde olduğu için 1 saatten fazla çok önermiyoruz. Ama 20-20-20 kuralı bizde çok önemlidir. Çocukluk çağından itibaren bunu alışkanlık haline getirmeleri lazım çocuklarımızın. Evet, diğer soruyu alayım. Çok soru olduğu için isterseniz hocam devam edelim. Doktor hanıma sormak istiyorum. Gözlükten nasıl kurtulabilirim? Veya lensi nasıl taktırabilirim? Lensle olabilir mi? Veya ameliyat olabilir miyim? Bunları sormak istiyorum. Yani yakını hayatta göremiyorum. Kitap okumayı çok seven bir insanım. İlla görme gözlüğüm gerekiyor. Onu da bazen kaybediyorum. Böyle karanlıkta kalıyorum. Evet. Teyzeciğim çok güzel söylemiş aslında. Yani köpeği de çok tatlı bu arada. Köpek de çok güzel kucağında aynı şekilde. Dediğimiz gibi aslında programın ilk yarısında bahsettiğimiz ve ikinci yarısının başında da yani kurtulabilir mi gözlükten? Eğer kurtulmak istiyorsa tabii gerçekten ki gerçekten endikasyonu olan bir teyzemiz gibi görünüyor. Evet, aslında yani kendisine ulaşıp bilgi verebiliriz bu konuyla ilgili. Tabii. İhtiyacı da olduğunu bahsediyor. Temennimiz inşallah sizden fayda görecektir. İnşallah. Daha doğrusu yaptığınız işlemden. Evet, diğer soruyu alalım. Hanım da gözden doktora gitmesi gerekiyor. Ben de gitmem gerekiyor. Muhtemelen ben şimdi uzağa da görmemeye başladım. Çatallı görmeye başladım. Televizyondaki altyazıları okuyamamaya başladım. Yani bilinçli bir vatandaş olduğumu zannediyorum. Bunun benim şekerimle ilgili olduğunu da düşünüyorum. Efendim şeker hastasıyım çünkü ölçüyorum şekerimi. Çok yüksek bir şekerim yok ama 110-120 falan açlık şekerim. Ama bunun ben tedavisinin bir gözlük olarak düşünüyorum. Çünkü tanıyamıyorum. Karşıdan gelen insanları tanıyamıyorum. Sevgili hocam, ben ne yapmam gerekiyor? Ben astigmat mıyım? Televizyon mesela maç seyrediyorum. Şimdi gideceğim, Türkiye maçı çekeceğim. Üste skor yazıyor, ben onu okuyamıyorum. Televizyonla aram 4 metre. Ne yapmam gerekiyor? Değerli hocam, ne kadar güzel kendisini ifade ediyor amcamız. Ondan dolayı aslında bu soruya da böyle güzel bir cevap verelim, alsın kendisi. Tabii şimdi şöyle, ama ben bu soruda çok önemli bir şey söyledi. Ben şeker hastasıyım dedi. Şimdi bize hastalar geliyor. Yaklaşık 5-6 yıldır ya da daha uzun yıldır şeker hastası. Bu hastalar insülin kullanıyorlar ve diyor hani soruyoruz şekeriniz nasıl? Benim şekerim çok iyi diyor. 3 aylık şekeriniz ne bilmiyor. Zaten orada diyorum ki tamam, bu hasta çok kontrollü değil. Çünkü kontrollü hasta benim 3 aylık şekerim işte 6,5, benim 3 aylık şekerim 7, 3 aylık şekerim 5,5 tak diye cevap veriyor bu hasta, bilincinde olan hastalar. Bir bakıyoruz göz savaş alanı gibi. Biz ondan sonra en son raddede geliyor damlalar, ilaçlar, iğneler, lazerler. O göz bana mısın demiyor. Bu gerçekten çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Göz hastalıkları için konuşuyorum ben bunu. Türkiye'deki en sık körlük sebebi şeker hastalığının göze vurmasıdır. Bunda diğer hekim arkadaşlarımızın da mutlaka şeker hastalarını bir göz hekimine ya da diğer işte kardiyoloji, göz, bu çünkü her yeri tutan bir hastalık, götürmesi gerekiyor. Hastalar o şekerin 120 olması, 150 olması, 100 olması bizim için o anlık şekerin düzgün olmasının hiçbir önemi yok. Yani o hastanın 3 aylık şekeri çok önemlidir. Eğer 6'nın üzerinde ise göze vurma olasılığı çok yüksektir ve hasta bunu hissetmez bile küçük kanamaları başladığında. O nedenle amcamızın özellikle bir göz hekimi tarafından şeker hastasıysa mutlaka. Katarakta da olabilir, göz bozukluğu hepsi olabilir amcanın. Evet, diğer sorumuzu da alalım. Gece görüşlerinde zorlanan için, taksici için görüşleriniz nedir arkadaşım? Evet, çok kısa, çok güzel bir ifade. Ne yapmak lazım? Gece görüşlerinde zorlanan taksiciler için.
Evet, şimdi tabii yaşı da önemliydi hastamızın. Şöyle, hastamızın da demeyeyim de, katarak başlamış olabilir. Katarak ilk önce gece görüşünde azalmayla başlıyor maalesef. Göz bozukluğu da olabilir. Her ikisi de olabilir hastamızda. Katarak ya da ama göz bozukluğu. Değil mi? Belli bir yaşın üzerinde Nüket Hocam, insanların göz muayenesine gitmesi gerekmiyor mu? Aslında her özellikle yıl. De nasıl diyeyim, böyle bir işle uğraşan her abimizin yıl. Değil mi? Yılda yani, bir. Yıllık. Bizim için yılda bir. Zaten şimdi çocuk hastalarda da bu zorunlu hale geldi. Çünkü o kadar çok gözden kaçıyor ki çocuk bize geliyor 7 yaşında. Bir gözü yüksek hipermetrop, gözü tembel kalmış. Ve bunların anne babaları da böyle okumuş etmiş insanlar. Sanmayın hani sosyokültürel seviyeleri düşük. Ama biz bilemedik ki diyor. Ama çocuk zaten hayatı öyle sandığı için size kendini ifade edemiyor. Peki Nüket Hocam, hep böyle akıllı mercek, egzami lazerden konuştuk ama biraz da kataraktan konuşalım mı? Şundan dolayı soruyorum. Evet. Özellikle belli yaş profilindeki hastalarımız aslında görme azlığı, gözlerine perde inme veya işte buğulu görme, puslu görme bu gibi şeylerle hekimlere gidiyorlar ve hekimlere gittikten sonra da işte deniliyor ki ya sen biraz bekleyebilirsin, efendime söyleyeyim bekleme, hemen cerrahi ol. Bunun bir yaşı var mı? Bunun bir süresi var mı? Kataraktın yaşı yoktur. Kataraktın muayene ettiğimiz zaman eğer düzeltilmiş görme keskinliği %40 civarındaysa, bazen %50 olsa bile hastanın şikayeti varsa, ben o hastayı bekletmenin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Katarak cerrahisi öneriyoruz. Yani onu bekletmenin daha ya, o hasta ameliyat olacak ha şimdi ha bir yıl sonra. Beklettikçe kataraktın ameliyattan sonra iyileşme süresi de uzuyor. Katarak ameliyatının süresi de uzuyor. Bir anlamı yok. Günümüzdeki güncel yaklaşım da budur. Hani katarak saptadığınızda ameliyat etmeniz gerekir. Peki orada kullandığınız lenslerin bir farklılığı var mı? Ya da yok, standart yani şimdi lens şöyle, mi kullanıyoruz? Zaten biz katarak ameliyatı, katarak indikasyonu koyduğumuz zaman hastayla konuşuyoruz. Sizin bunu konuşmazsak malpraktis zaten. Hastaya bilgi vermek zorundasınız. Standart mercek var elimizde. Bir de akıllı mercek var diyorum. Biz bunu anlatıyoruz hastaya. Standart mercek şöyle şöyle, X'e kaliteli mercektir diyoruz. Akıllı mercek de şöyle şöyle ve seçimi de hastaya bırakıyoruz katarak hastalarında. Hangisini seçerseniz. Anladım ama şöyle maliyet de bir şey var. Önemli. Maliyet önemli. Tabii maliyet bunların çok önemli. Bunların yurt dışı kaynaklı ilaç maalesef şeyler, hepsi malzemeler. Euro, siz de biliyorsunuz sizin işinizde de çünkü bunlar var. Keşke biz üretsek, çok daha uygun olsa bu lensler. Tabii eskiden beri kullanılan yöntemler vardı ama bu fako çıktıktan sonra sizin de bahsettiğiniz modern fako çıktıktan sonra artık bunun daha kolay olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Olmaz mı? Yani şimdi şöyle, fako çıktı ama artık günümüzde son yıllarda modern fako var. Yani biz gözün içine 2.2 milimetrik kesilerle giriyoruz. O kataraktı. Yani ön kamera derinliğiniz dediğin sizin 1.2 milimetre. Biz o ön kamera derinliğinde o işlemi yapıyoruz. Arka kapsül dediğiniz 4 mikron. Biz o merceği 4 mikrona koyuyoruz. Yani sizin mesela bir cetveldeki en görebildiğiniz nedir? 1 milimetre. 1 milimetre kaç mikron? Düşünün. Biz 4 mikrona koyuyoruz o şeyi. Yani çok ince iştir. Ama teknoloji de bu ince işe odaklı bir şekilde cihazlar gelişti. Cihazlar da zaten bu amaçla geliştirilmiş durumda. Ve koyduğumuz lensler de buna uyumlu. Öyle değil mi hocam? Evet, tabii tabii. Peki bununla ilgili herhangi bir komplikasyon var mı? Kanama, işte delinme, bu gibi şeyler olabiliyor mu? Hepsi, hepsi yani bütün ameliyat diyorsanız zaten bir hastaya siz ameliyat diyorsanız ki bu benim kendi branşıma da özgü bir şey değil. Tabii ki komplikasyon olayını anlatmanız gerekiyor. Katarak kalınlaştıkça ameliyat esnasında çıkabilecek komplikasyon artar. Ameliyattan sonra iyileşme süreci de artar. O yüzden katarak çok fazla beklemezseniz komplikasyon oranı da azalır. Ondan sonra özel dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Yani insanlar eski hayatına direkt devam edebiliyorlar. Edebilir. Yani katarak ameliyatı, akıllı şeyler var mı? Aynı. Şimdi akıllı mercekle katarak ameliyatın yöntemi aynı zaten. İkisini aynı teknikle yapıyoruz. Koyduğunuz lens değişiyor sadece. Evet, sadece koyduğumuz mercek değişken ve ondan sonraki süreçte damlaları düzgün kullanması gerekiyor. Kontrollerine düzgün bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bizim söylediğimiz şekilde iletişimi kesmememiz gerekiyor. Peki doğal lenslerdeki gibi bunların bir ömrü var mı hocam? Hem akıllı mercek için soruyorum hem katarak lensleri için ömürlüktür soruyorum. Ömürlüktür bunlar. Yani bunu bize hastalarımız çok soruyor bazen. Ben diyorum sizin mezardan diyorum dişinizi alırlar bu ama gözünüzdeki merceği hiçbir şekilde alamazlar. Bunlar ömürlüktür. Ölene kadar sizinle. Bunlar inert maddeler mi değerli hocam? Nasıl bir şey? Yani bunlar yoksa... Bunlar vücutta hiçbir şekilde bir reaksiyona yol açan maddeler değildir. Ona göre üretilmişlerdir çünkü. Herhangi bir hani vücut bunu kabul etmediği gibi bir şey yoktur. Ama şimdi üveit hastalarında bazen çok fazla üveit atağı geçirmişse bu hastalarda kullandığı kortizona bağlı olarak da
değişik şekillerde katarak oluşuyor. Bu kataraklarda siz sadece özel mercek kullanmanız gerekiyor. Heparin filtreli mercekler kullanmanız gerekiyor. Buna bağlı yan etkiyi en aza indirgemek için. Sadece bu hasta grubunda, üveit hastalarında biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor katarak cerrahisi yaparken ve sonrasındaki kontrollerinde. Evet değerli hocam, o kadar güzel bilgiler verdiniz ki aslında her senenin sonunda sizinle bitirmek ve her seneye sizinle başlamak belki de bu manada nasıl diyeyim benim için bir şans. Çünkü yaptığınız mesleği anlatırken de biz bunu hissediyoruz ve karşı tarafa geçiyor. İnşallah yeni yayın döneminde de sizi ilk programda ağırlamak isterim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok ağzınıza sağlık. Ben İnanılmaz teşekkür ederim. Keyiflendim. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu haftayı da bitiriyoruz. Aslında bu yılı bitiriyoruz. İnşallah bir dahaki hafta demeyeceğim. Bir dahaki yeni yıl yayın döneminde tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar. Herkes için sağlık diliyorum efendim. Özel Ordu Medikal Park Hastanesi, herkes için sağlık programını sundu.